1974 yılının Mart ayında, Ses dergisine verdiği röportajda, Türker İnanoğlu ile kendisi hakkında çıkan söylentileri yalanlayan Gülşen Bubikoğlu, bir süre sonra ise ünlü yönetmen ile evleneceğini açıkladı. Kısa bir süre önce Türker İnanoğlu'ndan boşanan Filiz Akın, bu ayrılığın detaylarını ve eski kocasıyla Gülşen Bubikoğlu arasında yaşananları değerlendirdi. Türker ile mizaç olarak çok farklı iki insandık. O daha hareketli, realist ve asabiydi. Bense çok daha ince ruhluydum. Çok çalıştığı için evimizi ihmal ediyor, bu yüzden aramızda sık sık tatsız münakaşalar çıkıyordu. Değişmek istedik ama olmadı. Bu sinir bozuklukları ve film çalışmalarım Sıhatimi etkiledi. Hastalandım. Düzenimiz benim hastalığımla daha da bozuldu. Zaten bir yıldır. Normal bir karı koca hayatı sürdürmüyorduk. Türkere ayrılmak istediğimi söyledim. Ricamı kabul etti. Boşanmamız sırasında bana her bakımdan yardımcı oldu. Sıhatimi tekrar kazanmama benden çok o gayret sarf etti. Boşanmayı ben istemiştim. O günlerde eşimin hayatında bir kadın olup olmadığını bilmiyordum. Hala da bilmiyorum. Türker artık bekar bir erkek. Onun da bir kadına ihtiyacı var. Evlenmek en doğal hakkı. Evleneceği kadın Ayşe, Fatma ya da Gülşen olmuş, benim için hiç mühim değil. Gülşen Hanım bizim boşanmamızda kendisini suçlu görüyormuş. Gazetelere verdiği röportajlarda okudum. Gereksiz bir üzüntü. Ayrılmamızda onun veya başka bir kadının hiçbir önemi yok. Dediğim gibi, boşanmayı ben istedim. Karakter olarak farklıydık. Yıllardır uyuşamıyorduk. Gülşen Hanım'ı tanımıyorum. Ama uygun bir çift olacaklarına inanıyorum. Gerçekten evleniyorlarsa, her ikisine de içten saadetler dilerim. Biz Türker'le 10 yıl beraber olduk. Boşanmamızın nedenlerini açıkladım birbirimizden nefret ettiğimiz için ayrılmadık. İş arkadaşlığımız ve dostluğumuz normal şekilde devam edecek. En azından aramızda İlker'in olması bunu sağlayacak. Bu röportaj, Ses Dergisi'nin 20 Temmuz 1974 tarihli sayısından alınmıştır. Türk Nostalji kanalına abone olmayı unutmayınız.